Haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başlama töreninde konuştu. Yerlerinize oturmalarınızı rica ediyoruz ve sağ ve soldaki konuklarımızın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada hizmetkarlığını talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız dedi. Değerli meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle şahsımızı bu göreve layık gören vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Dünyanın her köşesinde kalpleri bizlerin başarısı için atan tüm kardeşlerimize de sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum. İlk Cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir. Belediye başkanlığından başlayarak başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca vesayetten darbelere, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa
Pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına, istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Anadolu'yu yerleştirdik. 1000 yıl önce Malazgirt'te Anadolu'ya serptiğimiz tohumlar Türkiye Selçuklu Devleti ile hemen boy vermişti. Osmanlı genç bir fidan olarak devraldığı devlet bayrağını İstanbul'un fethiyle 3 kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Ülkemizin isimleri farklı, vahşetleri benzer. Bu hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde bu senaryoya karşı cevabımızı Rabia'mızla vermiştik. Tek millet demiştik, tek bayrak demiştik, tek vatan demiştik, tek devlet demiştik. Hamdolsun. Hamdolsun. Milletimizin bizimle birlikte bu 4 ilkeye sıkı sıkıya sarıldığını gördük. Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirmiştir. Bundan sonra bize düşen medeniyetimizin ihyası ve inşası için, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, ama çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha kararlı, daha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır. Böylece bizden sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirebilecek güçte bir Türkiye bırakmayı amaç ediniyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de kabinemizi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın oluşturabilme imkanımızdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı yardımcısını ve yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıkladığı kabinesi şu isimlerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan. Daha önce de açıkladığımız gibi bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla birlikte 17'ye indirdik. Başkan yardımcımızın dışında 16 bakan. Bazı bakanlıkları isimleriyle aynen muhafaza edip işlevlerini ve bağlı kurumlarını değiştirirken bazı bakanlıkları birleştirdik, bazıları da tümden
lağvettik. Yeni yapılarıyla bakanlıklarımızın daha etkili ve hızlı icraat yapabileceklerine inanıyorum. Ve değerli arkadaşlar, şimdi sizlere yeni sisteme göre kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki bakanlarımızın isimlerini açıklamak istiyorum. Ve bakanlarımızın isimlerini açıklarken kendilerini aynı zamanda buraya davet edeceğim ve yakından kendilerini tanıma imkanınız da olacak. Ve şu anda Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Kısa bilgiler de ekranlarda aynı zamanda var. Okuduğunuzu anladığım anda ikinciye geçiyorum. Herhalde okumuşsunuzdur. Adalet Bakanımız parlamentodan 4 isim kabineye almış bulunuyorum. Sayın Abdülhamit Gül. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk. Okudunuz mu? Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. Murat, sen de bu tarafa gel. Bu tarafa sınmıyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez. Fatih Bey aynı zamanda zaten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda müsteşardı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasaboğlu. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ziya Selçuk. Biraz isterseniz şöyle öne alalım. Evet. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar. Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca. Müzik
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turan. Evet, işte bu isimlerden oluşan kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. Bakanlarımıza çalışmalarında Allah'tan başarılar diliyorum. Sağ ol. Bakan yardımcılarımızın, politika kurullarımızın, başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerimizin ve diğer üst düzey idarecilerimizin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız. Yeni yönetim sistemimizi reformist bir anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz. Özel sektörümüzden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum. Aynı şekilde yasama ve yargı organlarımızın da ülkemizin ve milletimizin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. Böylece ülkemiz 2023 hedeflerine topyekün bir değişimle ulaşırken bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Aksaray Eskil Meslek Yüksekokulu'nun ilk mezuniyet töreninde renkli görüntüler yaşandı. Rektör yardımcımız, değerli protokol üyelerimiz, kıymetli Eskil halkı. Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hacı Murat Yılmaz, Eskil Meslek Yüksekokulu'nun bu yıl ilk mezunlarını verdiğini söyledi. Kurulduğu günden bu yana hızlı bir gelişim gösteren ve sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da ilçeye önemli katkılar sağlayan Eskil Meslek Yüksekokulu'nun ilk mezuniyet töreninde renkli görüntüler yaşandı. Törene katılan Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hacı Murat Yılmaz, milli ve manevi değerlere bağlı günümüz dünyasını iyi okuyabilen nesiller yetiştirmek adına gayret gösterdiklerini ifade etti. Eskil Meslek Yüksekokulu'nun önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Profesör Yılmaz okulumuz ilk mezunlarını verdi. Tüm mezun öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Öğrencilerimizin burada edindikleri bilgilerle topluma faydasına önemli işler yapacağına inanıyoruz. Tüm ailelerimize ve akademisyenlerimize de emek ve katkıları münasebetiyle teşekkür ediyoruz dedi. Okul yöneticileri, ilçe protokolü, öğrenci velileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Sevgili öğrencilerim ve çok değerli aileleri, haklı gururumuz olan bu mutlu günde hepimiz beraberiz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz dilemek istiyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, değerli daire müdürlerimiz, kıymetli misafirler, ülkemizin çeşitli yerlerinden ilçemize teşrif eden öğrencilerimizin büyükleri, bizim büyüklerimiz, kıymetli öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sen
Dağı'na gelen yangında 25 bin metrekare buğday kül oldu. Eskil'de 25 bin metrekare alandaki buğday kül oldu. Olay Eskil ilçesi Eşmekaya Belediyesi'nde meydana geldi. Bugün saat 14.30 sularında Aksaray-Konya yolu üzerinde bulunan Hüseyin Gezginç'e ait buğday tarlasında elektrik nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle yangın bir anda büyüdü. Eskil ilçesi ve Eşmekaya Belediyesi'nden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 25 bin metrekare alandaki buğday tamamen kül olurken ürünün sigortalı olduğu öğrenildi. Aksaray'da içme suyu ve altyapı projelerine 210 milyon lira yatırım yapıldığı öğrenildi. Aksaray'da içme suyu ve altyapı projelerine 210 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazlı gazetecilere yaptığı açıklamada son 4 yılda Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan içme suyu projeleri dahil toplamda 210 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yapıldığını söyledi. İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projeleri sürerken su ve kanalizasyon şebekelerinin yenileme çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini belirten Yazgı şöyle devam etti. Bugüne kadar 133.815 metre içme suyu altyapı çalışması yaptık. Şehrimizin altyapı eksiklerini tamamlamak adına Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü son 4 senede toplam 87.500 metre kanalizasyon, 25 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 112.500 metre de şebeke hattı döşemiştir. Yapılan kanalizasyon şebekeleriyle şehir genelinin yaklaşık 2200 binanın parsel bağlantısı yapılmıştır. 2014 yılında Aksaray genelinde 119 olan tatlı su çeşme sayısını 153'e çıkardıklarını aktaran Yazgı, eski Yankırk Çeşmenin de onarılarak vatandaşlarının kullanımına uygun hale getirdiğini bildirdi. Aksaray merkezli 5 ilde askeri personele Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılandırması operasyonu yapıldı. Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılandırması operasyonunda subay ve assubaylardan oluşan 8 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon Aksaray merkezi olarak Ankara, Konya, Amasya ve Erzurum illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılandırmasının mahrem imamları tarafından ankesörlü telefondan ardışık olarak arandıkları, örgüt içerisinde gizli faaliyet yürüttükleri tespit edilen Deniz K. Assubay, Ankara Şaban Teğmen, Ankara Hakan K. Assubay, Ankara Hikmet Ç. Uzman, Aksaray Gökhan K. Assubay, Aksaray Mehmet A. Assubay, Konya Yunuscan A. Assubay, Amasya Recep Ö. İhraç Assubay Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve ikisi çocuk 5 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Aksaray Nevşehir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Hakan Şehir İdaresi'ndeki 34 plakalı otomobil Aksaray'a 18 kilometre kala Yalnız Ceviz Köyü kavşağında Şevket Bey İdaresi'ndeki 34 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüs ve otomobil buğday tarlasına düşerken minibüste bulunan sürücü ve Bayram Baltacı, Yaren Zeynep K, Elif Zümre K ve Naime B yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bayram Baltacı sevk edilerek tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç. Düzenleyen polis araç içerisinde ve bir kadının iç çamaşırında 40 gram eroin maddesi ele geçirdi. Aksaray
Aksaray'da bir otomobile operasyon düzenleyen polis, araçta ve bir kadının iç çamaşırında 40 gram eroin maddesi ele geçirdi. Operasyon Aksaray-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Ankara ilinde Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakasını belirledikleri aracı Ankara yolunda pusuya yatarak bekledi. 68BJ703 plakalı aracın Aksaray sınırlarına girmesi üzerine aracı takibe alan ekipler bölge trafik denetleme önünde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda sürücü İsmail Ö ve araçta bulunan Gülüşan K ile Yunus K isimli şahıslar gözaltına alınırken araç içerisinde yapılan aramada 20 gram, Gülüşan K isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhammed oraya tepki verdi, bir bak. Bağlıkaya Belediye Başkanı Davut Çalışkan gündemi değerlendirdi. Evet efendim, Bağlıkaya Belediye Başkanımız Sayın Davut Çalışkan'la birlikteyiz. Bağlıkaya Belediye Başkanı Davut Çalışkan, 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu yıl Bağlıkaya'da yapılan çalışmalarını değerlendirdi ve yerel seçimde tekrar Bağlıkaya'dan belediye başkanlığına aday olduğunu belirtti. Başkanım, uzun zamandır ekranlarda yoksunuz. Evet, Bağlıkaya'da neler değişti? Biz sizden dinleyelim. Kasabamızda hızlı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İşte park çalışmamız, ağaç dikme şeylerimiz vardı. Şimdi ağaç çevre düzenlemesi yapıyoruz. İşte eksiklerimizi tamamlıyoruz. Evet. Peki hemen geçtiğimiz süre içerisinde Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimleri yapıldı. Bağlıkaya nasıl bir destek verdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ve neler bekliyor şu anda Bağlıkaya? Şimdi Bağlıkaya Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında. Biz Aksaray'da hep zaten birinci olduk, yine birinci olduk. Şu anda zaten Cumhurbaşkanımız kabineyi kurdu. İşte çalışmalar devam edecek. İnşallah kurulan kabinede de en iyi bakanlarımız dolu. İnşallah vatana millete hayırlı olacak. Ha, kasabamızda tabii ki yani yeni hizmetler, destekler bekliyoruz. İnşallah bakalım önümüzdeki süreçte en iyi bir şekilde zaten projelerimizi hazırlıyoruz. Allah izin verirse milletvekillerimize bize yardımcı olur. Biz de en iyi bir şekilde kasabamıza hizmet ederiz. Evet. Peki başkanım, şu anda artık sokakta erken yerel seçim konuşulmaya başlandı. Bu konuyla alakalı ne söyleyeceksiniz? Vallahi her şeyin hayırlısı. Yani şimdi erken seçim olursa biz erken seçime hazırız. Her zaman hazırız. Yani sıkıntı yok. Ama şu anda herhangi bir erken seçim şeyi yok. Ama olursa biz hazırız. Yani her an hazırız. Yani sıkıntı yok şükür. Evet, buradan da diyoruz ki Davut Çalışkan yeni dönemde de belediye başkanlığına aday. Hayırlısı. İnşallah adayız. Allah izin verirse bir dönem daha gidelim diyoruz yani. Evet. Buradan son olarak ne söylemek istersiniz Bağlıkaya halkına? Yani ne söylemek istiyoruz? Hemşerilerime gerçekten desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda. Biz de hemşerilerimizin 24 saat emrindeyiz. Yine de aynı. Yani her zaman, her saat, her dakika hemşerilerimin yanında, hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.